İnsanın mükerrem, şerefli kılınması yine Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Bu ne demek? İsra suresinde 70. ayet-i kerimede insanın mükerrem kılındığı. İşte bu ne demek? Bunun bir misalle anlamaya çalışalım. Mesela çok böyle dünyaca, dünya bakımından yüksek makamda bulunan birisinin itibarını konuşurken şoförü var. Başka? İşte bahçıvanına bakan hizmetli var. Başka? İşte yemeklerini pişiren de biri varmış. Aşçısı var. Aşçısı var. Hatta aşçıları var. Ona çeşitli yemekler yapan. Amma da itibarla, gözümüz kamaştı diyoruz. Başka? Evinin temizliğini yapanlar var. Temizlikle ilgili işini yapan insanlar var. Özel doktoru var. Özel doktoru var diyoruz. Yani bu insanın gözünü kamaştırıyor ve bir itibarın alameti olarak anlatılıyor. Halbuki İsra suresinin 70. ayet kerimesini okuduğumuzda insanın diğer mahlukatla, denizlerle, karalarla, deniz ve karadaki mahlukatla alakası incelendiğinde bütün bitkiler, hayvanlar insanın hizmetkarı. İnsana yardım ediyor. Her bir insan için çalıştırılıyor. Yani şu anda bizim yediğimiz sebzede, meyvede hangi bakterinin, hangi hayvanın hizmeti var sayamıyoruz. Bizim gece rahat uyumamız için, bizi bazı böceklerin, hayvanların, haşeratın rahatsız etmemesi için hangi haşeratın, böceklerin nöbet tuttuğunu, bizim rahat uyumamız için başka hayvanların bizi istila etmemesi için bulunduğumuz bölgede nöbet tutan tabir caizse ne kadar askerler var? Yani Cenab-ı Hakk'ın emriyle hizmet yapan mahlukat var. Bilmiyoruz. Ama bu her bir insanla ilgili yapılıyor. İşte şeref. Yani ağaçlar hava ihtiyacımızın karşılanmasında koşturuluyor, çalıştırılıyor. Koşturuluyor diyoruz. Yani hava nasıl bir nimet ve ağaçların oradaki hizmeti her birimize. Balarları, inekler, koyunlar, keçiler sadece orada kalmayalım. Oradan diğer hayvanların insanlara hizmetini keşfetmeye, seyretmeye çalışalım. Solucanların, bakterilerin, böceklerin, dağdaki kartalların, yeryüzündeki karıncaların bize hizmeti var. İşte şeref. Eğer yeryüzünde her an ölen, rakamlara sığmayacak hayvanların cenazeleri dehşetli kokularla bizi rahatsız etmiyorsa, bizim de yeryüzü denen evimizin ve evimizin bahçesinde demek ki çöpleri toplayanlar var. Kim onlar? Karıncalar. Başka? Kartallar, atmacalar. Başka? Arslanlar, kaplanlar. Yani bu ölen hayvanların cenazelerinin kaldırılmasının insan için ne kadar önemli olduğunu, insanın ne kadar şerefli kılındığını düşündüğümüzde karınca, kartal, atmaca, kaplan, arslanların temizlik hizmetlerinde ne kadar değerli iş yaptığını gördüğümüzde şunu diyecekmişiz. Demek kartalların, atmacanın, karıncanın insana bakan hizmeti koyundan, keçiden, inekten geri kalmıyor. Bal arısından geri kalmıyor. Kokudan duramazdık ki. Onlar temizlik yapmasa, ölen hayvanların cenazelerini kaldırmasalardı, biz kokudan uyuyamazdık, yaşayamazdık dünyada. Demek ki insan şerefli kılınmış. Demek ki sadece bir dairenin başındaki dünyaca yüksek makamdaki insana değil, her bir insana bu kadar mahlukat hizmet ediyor. Hizmetkar, Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle musahhar.